Reflü ile ilgili çok güzel bir formül var. Hı hı. Nedir? Boswellia. Boswellia her türlü iltihabi hastalığa karşı Boswellia Akgünlük. Türkiye'nin Muğla ilinin Köyceğiz, Dalaman, Bodrum gibi ilçelerinde yetişen bir ağaç, sığla ağacı. Bunun bir türü daha var, kısa boylu. Bu da Hindistan, Somali, Umman, Yemen gibi ülkelerde yetişir. Bunun gövdesini, kabuğunu böyle keserler. İlkbaharda, sonbahara kadar reçinesi akar, reçinesini toplarlar. Sakız ağacından akan sakız gibi. Bu damıtılarak destilasyonla özü elde edilir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Akgünlük. Türkçesi akgünlük. Latincesi Boswellia serrata. Bu ne yapıyor? Her türlü iltihabi hastalığa karşı Boswellia. Ülseratif kolit, morbus crohn, rometeit, artrit, bronşiyel astım, beyincik küçülmesi, beyincik iltihaplanması, omurilik iltihaplanması. Kim diyor? İsteyen Google'e girip bakabilir. Evet. Yüzlerce klinik araştırması var. Nasıl oluyor da Boswellia birçok iltihabi hastalığa iyi geliyor, midedeki rahatsızlığa da iyi geliyor? Çünkü normal olarak mesela omega 3, 6, 9 içeren doymamış yağ asitleri yedik. Meyve, zepse veyahut da yağlarla, tohumlarla veyahut da hayvansal. Bunlar doymamış yağ içerler. Doymamış yağlar neye dönüşür? Hormona dönüşür. Hormona dönüştüren enzimler var. Elen gaz destoraz gibi. Bu enzimler eğer ki kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse bu enzimler azalıyor. Yerine lipoksinaz denen bir enzim çoğalır. Bu enzim de neyi tetikliyor? Bu hormona dönüşmesi gereken omega 3, 6, 9'u toksik maddeye dönüştürüyor. Lokotrin. Lokotrin ortaya çıkarsa bağışıklık sistemi bunu tanımıyor. Bu nedir diyor. Mikrop. Ha savaşayım. Savaşıyor, savaşıyor. Aslında iltihaplanma, enfeksiyon nedir? Bağışıklık sistemi mikropla mücadelesidir. Güzel bir şey. Fakat burada sürekli bir iltihaplanma olursa ne olur? Tehlikeli. İltihap olursa hemen o hastalık bitmesi gerekir. Ama bitmiyor. Neden? Çünkü yağlar sürekli lokotrine dönüşüyor. Bağışıklık sistemi sürekli mücadele ediyor. Mikrobik olmayan iltihabi hastalıklar ortaya çıkıyor. Romatoid artrit bu nedenle tedavi edilemiyor. Ülseratif kolit bu nedenle tedavi edilemiyor. Morbus Crohn, beyinci küçülmesi, prostat iltihaplanması, omurilik iltihaplanması, bronşiyal astım, birçok hastalık mikrobik olmayan iltihabi hastalıklar, inflamator hastalıklar denir. Yani iltihabi hastalıklar. İşte bunun sebebi bu. Bozulma yani. Omega 3, 6, 9 hormona dönüşmüyor, toksik maddeye dönüşüyor. Dönüşümün sebebi bağırsaktaki mantarlar. Mantarları yok ettiğinizde her şey normala dönüyor. İşte Boswellia ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmış, etkisi ispat edilmiş, hiçbir yan etkisi yok. Beyincik küçülmesine de iyi gelir, bağırsaktaki enfeksiyonel hastalıklara da iyi gelir.